kolay değil. Bir büyük takım olsanız da işte bir hoca değişikliği, iniş çıkışlı grafik. 3 haftadır kazanamıyorsunuz. Son dakikalarda yediğiniz goller var. Öyle ya da böyle bir tedirginlik oluyor. Şimdi bugün önemli fırsatlar da yakaladı. Önemli pozisyonlar buldu. Beşiktaş şöyle bakıyorum. Örneğin 71'de aynı 10 saniye içinde iki kez direkten döndü. Evet. hem Kenan'ın hem Teşeran'ın ee, yine Teşeran'ın pozisyonu var, ee, Kenan'ın var bir vardan faul gerekçesiyle... geçerli olmayan ağlara giden bir top Kenan var. var Kenan'ın. Yani. Ee, ama bütün bu pozisyonlar içinde bir sıfıra geldi mi iş? İşte son dakikalar böyle geçiyor. O var kontrolü, penaltı ile ilgili kontrol de e, bu şekilde tartışmalara neden oluyor. Evet. Nasıl değerlendirmek lazım bu 3 puanı? Ben her şeyden önce oyunu falan belki daha farklı teknik anlamda eleştirilebilir ama moral anlamında çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yani ilk önce sözlerimize başlamadan Sayın Başkan Ahmet Nur Çebiye buradan geçmiş olsun diye olayalım. Üçüncü defa. Üçüncü mü oldu bu? Üçüncü defa Çünkü bir yakalanıyor. tanesinde biz bir şeydeydik ya iki kere oldum falan diyordu başkan. Evet üçüncüye geçmiş yakalandı. Olsun. Buradan geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar dileyelim. Onun peşine de bu üç puan herhalde Hani on tek gibi gelmiştir artık. Onu diyelim <laughs> hakikaten. E, maça deneyecek olursak ilk yarı Beşiktaş oyunun hakimiydi. Tek tük yani saman alevi gibi parlıyordu. İlk yarı 2-3 tane akılda kalan pozisyon vardı. Bence maç 70'ten sonra başladı. Ama öyle bir başladı ki yani gol geldi. Dediğim dediğin gibi arka arkaya iki tane top direkten döndü ki Beşiktaş bu ara bu konularda çok şanssız. Bundan önce ben hatırlıyorum iki maçta da iki tane arka arkaya arka direkten. direkten topu dönen takım 18 diye hatırlıyorum. Falan, Eğer 18 tane yanlışım manıyorsun. yok diye düşünüyorum. Ama bir maçta bundan önceki iki maçta da gene buna yakın pozisyon. İki kere arka arka yani aynı pozisyonun içinde pozisyon bitmeden iki kere top direkten dönüyor. Bir de böyle bir şanssızlığı var. Oyuncu değişikliğine gelince e, Önder esasında e, golü bulduğu an Necip Atiba değişikliğini yaptı. Necip'in bir sakatlığı yoksa orada çıkarmak da pek akıl kıyarı gibi durmuyordu ama e, Atiba ile daha sağlam almak istedi bence. Ondan sonraki oyuncu değişikliği mecburiyetten Umut Meraş montör oldu. En son da Tekşira'da işte oyunu bitirmek için. Tekşira Can Değişikliği. Baktığın zaman orada 3 tane genç oyuncu var kenarda. E, altyapıdan gelen bir hocasınız. Altyapıyla ilgili e, demleri ortaya koyuyorsunuz. İşte ben köprü olacağım, altyapıdan oyuncu geleceğim. Ama bu oyunculara 10 dakikada olsa şans vermiyorsunuz. Benim burada biraz garibime gitti bu işler. Şimdi konuşacak tabii ki böyle maçlarda Beşiktaş her çıktığı maçta kazanacak. Kazanmaya e, hedefi kazanmak sonuçta. İkinciliğe de oynayacak. Onun Tabii. için her maçını da kazanması lazım ama burada kazanırken de oyuncu kaybetmemek lazım. Bu genç oyuncuları biraz olsun oyuna önümüzdeki seneye de yavaş yavaş hazırlamak lazımlar. Çünkü bu potansiyelleri olacağını gösterdiler. Kimdir bunlar? İşte bir Serdar Saatçi, bir Emirhan İlkan. Hiç oyunda süre almayan bir deli baş var ki bence hakikaten çok yetenekli oyuncu. İnşallah bunları da zaman içinde çünkü bu süreçte verebilirsiniz. Şampiyonluk hedefiniz çok çok az artık mucizelere kalmış. İkincilikle de bundan sonra Konya ile Başakşehir e çekişeceksiniz. Ama e, burada bile bu oyuncuları kazanmak bir tane oyuncu kazanmak demek bir seneyi kurtarmak demek en azından. E, oyun içinde Beşiktaş'ın iyi olan tarafı 3 e, puan diyeceğim. E sonuçta Altay takımı da oynuyorsunuz. Altay takımı da ilk 7 hafta konuştuğumuzda var. şampiyon, de herhalde. Yani şampiyonluktan falan bahsediyor. Zaten. o havadaydı. O puanlar belli bir evet. noktaya kadar taşıdı ama sonra çok cepten yediler. Yani tepe taklak gittiler. E şu anda Malatya'la beraber küme düşme yakın en iyi iki, e, iki takım pozisyondalar. E, Beşiktaş için şöyle diyeyim. E, bu sezonu bitirecek. Hedefi kupayı kazanmak. Bir taraftan Lig ikicini kazanmak. Sonuçta Beşiktaş formasının, Beşiktaş armasının olduğu her yerde her maçı kazanmak için oynayacak. Altay bu açıdan yakalayabileceği en iyi takımlardan biriydi esas. Altay ligimizin kötü takımlarından biri. Kötü futbol oynayan takımlarından biri. Aldığı sonuçlar da zaten bunu gösteriyor. Ama beş iyi tarafı şu oldu herhalde. Bir sıfır öne geçtiği maçın sonlarında yakalanmadan maçı bitirdi. Son 3-4 maçta devamlı şekilde yakalanıyordu. Bir şekilde sonucu korumayı bildi ve çok önemli bir 3 puan aldı. Oyunun genellemesi bence 3 puan ama 70'ten sonra oynanan oyun da hakikaten çok zevkliydi. İzleyenlere de zevk verdi kanaatindeyim. Real bugün işte şimdi son bölümü yani korku filmi gibiydi. 1-0'a gelen maçlarda onu konuştuk. Yani her ne kadar bu kadar pozisyonda bulsanız, direklerden dönen topunuz da olsa bir hayli eksik oyuncusu da var. Evet oyunu force eden, topa hakim olan takım Beşiktaş'tı ama... Atma, atamayınca, atmayınca e, bu duruma mahkum kalıyorsunuz. Son bölümde de o pozisyonu birazdan e, görüntüler gelince değerlendireceğiz. Ama ben dedim ki, her şeye rağmen bir e, ikincilik mücadelesi olarak bakarsak e, geride kalan takımların Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu takımların mücadelesine, bu değerli, moral verecek bir galibiyettir. Üç maçtır da kazanamıyordu Beşiktaş. E, bunu olumlu yönden bakarsak bu şekilde algılayabilir miyiz? Öte yanda kalan 12 haftaya ve kupadaki devam eden yola neler geldi ya buralara dikkat edilmeli diyebileceğiniz bu maçtan çıkarım yapabileceğimiz? Sondan başladım. O en önemli konu bana göre açtın. Çok doğru bir konu. Yani kupa maçı da var. Yani eksikler ne? Onu soruyorsun değil mi? Yani neleri evet, evet. çok eksik. Yani çünkü var. orada hedef var. Tabii. Hem kupada bir şampiyonluk e, kupayı kazanma hedefi hem de ikincilik de çok. Bence önemli bir hedef. Hani niye diyebilirler ki ya niye ikincilik? E, 21 kaç puan var şu anda? 41'e 60, 19 evet. puan. 7 maç diyelim eksik maçla beraber Trabzon'un. E, 7 maç zaten kalmış 12 maç. O yüzden matematik olarak evet. yoksa tabii ki şampiyonluk var. Abi. Tabii. Ya... 3 maç sonra tabii Beşiktaş'ın kazanması az önce size de söylediniz. Moral motivasyon açısından önemlidir. Beşiktaş yalnız bugün Altay gibi yani sahaya çıkan bana göre kurguda da Altay'ın bir sıkıntı vardı. Bamba gibi bir oyuncusu varsa açık alana hücum edecek Deniz'le veya Panşoğlu'na direkt değiş Deniz'i çıkardığınız Deniz o oynamazsın. Kaldı. Ya Bamba yani direkt geniş alana atletik bir oyuncu, hızlı oyuncu mesela onu değerlendirmediler. Ama Genel olarak Altay takımı da zaten ciddi anlamda sağçı kırılganlığı var, kabullenmişliği var sanki. O görülüyor oyuncular da yani ilk, defa, ilk kere mesela üç defa Beşiktaş ceza sahasının içine girdiler. Beşiktaş bir de kötü oynayan ve eksik kadroyla. Yani Altay'da böyle bir mesela Beşiktaş yense farklı bir şeyler konuşabilir, konuşulabilir Altay adına. Altay'da böyle bir kırılgan, yani evet bazı şeyleri kabullenmiş gibi sağ içinde hareket eden bir görüntüsüne Beşiktaş takımı İyi işler yapamadı. Beşiktaş takımı içgüdüsel oyun oynuyor. Bana göre Önder e, hoca geldikten sonra da Beşiktaş takımı her hafta daha geriye gidiyor. Yani sağ kenarında jestleri mimitleri biraz daha e, iyi niyetli olabilir, daha takımda hakim olması gerekir.